Sayın izleyen, bir saniye videoyu geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Seni çok sevindiririz. İnternetin iki farklı bölümden oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Birincisi herkesin kolayca erişebileceği seviye, yani internetin görünen yüzü ve biz şu an Bir de deep yüzü var. tam olarak buradayız. Diğer taraf ise buzdağının görünmeyen yüzü. Buraya Dark Web deniyor. Dark Web'e herkes Aslında Deep Web ve Dark Web olarak ikiye ayrılıyor. erişemiyor ve burası yasa dışı ve sansürsüz içeriklerin hüküm sürdüğü bir yer. Ancak Dark Web hakkında söylediğim bu bilgiler her zaman doğru değil. Çünkü Dark Web'in çoğu kapalı siteler ve arşivlenmiş web sayfalarından oluşuyor. Peki size şu an izlediğiniz bu videonun tüm üstündeki arama kısmından neredeyse Dark Web'den fırlamış şeyleri rahatlıkla bulabileceğinizi söylesem, internetin güvenli tarafında Yani olduğunuzu bunun düşünüyorsunuz değil hakkında mi? bir video izlemiştik galiba. Çünkü YouTube algoritmasına takılmıyordu bu kelime galiba. Çünkü kodlama dilinde geçmiyordu harf. Sadece bir yanılgıdan ibaret. Konuya başlamadan önce sizden bir ricam var. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacağınız bu birkaç şey YouTube'da gelişmem için çok fazla katkı sağlıyor. Şimdiden Bu teşekkürler. arada beni izleyenler de yaparsa Önce sevinirim. Şu an bu videoyu izliyorsanız siz de yapın, tamam mı? biliyorsunuz ki YouTube'un arama kısmında izlediğiniz bu videonun başındaki kelimeleri yazdığınızda önünüze bu video veya benzer tarzdaki videolar çıkar. Çünkü aradığınız kelimeler ve cümleler YouTube'un anlayabileceği ve sonuçlarla eşleştirebileceği Unicode standardındadır. Unicode ise kısaca her karakteri bir sayı değer karşılığı atayan bir endüstri standardı. Ve Unicode'un amacı tüm yazım sistemlerini bilgisayar ortamında tek bir standart altında temsil edilebilmesini sağlamak. Bu sayede Evet. siz bu videoyu izleyebiliyorsunuz. Ben de size şu an bunları anlatabiliyorum. Ve ben bu videoyu sizin izlemeniz için paylaşacağımda YouTube videonun başlığı, konu etiketleri, video içerisinde bahsedilen konu ve kapak fotoğrafı gibi şeyleri inceliyor. Eğer ki videonun içinde YouTube kurallarına aykırı bir şey varsa belli cezalar uygulanabiliyor. Mesela video tamamen YouTube'dan kaldırılabilir. Yaş kısıtlaması Yok bu şey karanlık yüzü de bir tane korku videosu var bundan sonra. gelir veya tamamen kanala ihlal gelebilir ve 3 tane ihlal geldiğinde de kanal kapatılır. Ancak YouTube'da Doğru. bazı kanallar var ki YouTube kurallarına aykırı şekilde videolar paylaşıp hiçbir ceza almıyorlar. Bu kanallar videolarının kaldırılmaması için YouTube'a para mı veriyor? Amaçları ne? Hayır. Tüm bu konulara birazdan geleceğiz. Aslında tüm olay Unicode'a o yazılan harfin Unicode'a takılmaması abi. Yani algoritmaya takılmaması. Anladın mı? Bunlardan önce bu videoları nasıl Atsan bulabileceğimize bakalım. Az önce Unicode'dan bahsetmiştim. YouTube'un anlayabildiği bir dil. Peki YouTube'un anlayamayacağı bir dilde arama yaparsak ne olur? Mesela bu işaret. Bu işaret Norveççe, Danca, Faroe alfabelerinde ve uluslararası fonetik alfabede bulunan bir harf. Türkçe'de ise Ö harfine denk geliyor. Hatta YouTube bu harfi anlamasa da telefondaki Google klavyesinde bu harfi yazabiliyorsunuz. Yani bilgisayarda arama yaparken bu harfi nasıl ortaya çıkaracağımı bilmiyorum ama telefonda rahatlıkla ulaşabilirim. Bu harf ile YouTube'da arama yaptığımda çıkan sonuçları tabii ki sansürleyerek göstereceğim. Çünkü videonun yaş kısıtlaması yemesini istemiyorum. Bakalım Hem de mı? bazı kişiler bu görüntülerden rahatsız olabilir. Bu tarz O şeyleri harfi YouTube'un atsanıza arama bir bakayım mı ya? Kanka ben şu an boş külah yiyorum. Bakma tamam HypeX. Ben baktım mı? kısmına yazdığımızda önümüze çeşitli korkunç videolar Sakın çıkıyor. yazmayın mı Burada diyorsun? terörizm, hayvan istismarı, kan, Benim vahşi... şey bildim sadece şeyleri öyle ama thumbnail'leri öyle ama videolarda bir şey yok diye biliyorum ben. Dehşet ve artı 18 içerikler barındıran tamamen YouTube topluluk kurallarını ihlal eden videolar var. Tüm bu arama sonuçlarındaki içerikleri 3 genel kategoriye ayırırsak ilk kategoride daha çok animasyon ve çizgi filmler var. Mesela bu videonun kapak fotoğrafında kanlar içinde Bugs Bunny bulunuyor. Evet. Fotoğrafta ne olduğu açıkça belli. Az önce dediğim gibi detaylı anlatmayacağım. Videonun yaş kısıtlaması yemesini istemiyorum. Ben bu videoyu yüklediğimde Bugs Bunny videosu hala yayındaysa ki bundan şüpheliyim. Bunun gerçekçi kan efektleriyle düzenlenmiş yaklaşık 5 dakikalık şiddet içeren bir çizgi film olduğunu görebilirsiniz. İkinci Aa. kategoride daha da ürpertici videolar var. Bu videoların kapak fotoğraflarında yüzleri korkunç gözüken kişiler veya canavarlar bulunuyor. Bu videoları kurgulayanlar aynı zamanda daha da korkunç gözükmesi için siyah beyaz renkler tercih etmiş. Yüzü belli olmayan kişiler sıra dışı ve korkutucu hareketler yapıyor ve arka planda rahatsız edici müzikler çalıyor. İlkinde çizgi filmde hali hazırda bulunan bölümü montajlayıp kan ve vahşet öğeleri yerleştirip sesleri değiştirince tabii ki korkutucu oluyor. Büyük ihtimalle herhangi bir YouTube
videosuna da korkutucu filtreler ekleseniz aynı etkiyi verir. Diğer kategoride de özellikle hazırlanmış bir alanda çekilen videolar bulunuyor. Artık yani, blur eklememek için normal video koydum. Tabii ki bu videolar ürpertici ancak gerçek değiller. Sadece korkutucu olması için uğraşılmış bir kurgudan ibaret ve bu videoların çoğu çok kısa. Ancak 3. ve son kategorideki videolarda gerçek dünyadaki şiddeti gösteren videolar bulunuyor. Mesela bu videonun kapak fotoğrafında 33 yaşındaki bir kişi Facebook'ta yaptığı canlı yayın intihar ediyor ve bu yayın internette hızlıca yayılıyor. O yayından seçilen bir karede YouTube'da paylaşılan bu videonun kapak fotoğrafında bulunuyor. İşte bu iki kategoriden de farklı olarak kurgulanmamış ve çok daha rahatsız edici video tarzı. Oğlum varmış lan, ben yanlış biliyormuşum o zaman. Şu an bu videolardan bahsederken veya... Bayağı bildiğin şiddet, kan, vahşet, her şey varmış. Yani deep web'den fırlama hakikaten videolar. ...gösterirken yaş kısıtlaması yiyebilirim. Ancak bu videolar burada duruyor ve kaldırılmıyor. Aslında yanlış. Bu videolar kaldırılıyor. Ancak başta dediğim gibi... Bulması uzun sürüyor. Sadece YouTube'un bulması biraz daha uzun sürüyor. ...daki dil YouTube'un anlayabileceği bir dil değil. O yüzden YouTube bu videoları hızlıca kaldıramıyor. Hatta bazı videolar aylarca duruyor. Çünkü YouTube bu videoları hızlıca tanımlayabilecek bir algoritmaya sahip değil. Ve bunun üzerine bazı videoların sadece kapak fotoğrafları korkutucu. İçeriklerinde hiçbir şey bulunmuyor. Mesela korkutucu gözüken birkaç videoya tıkladığımda birinde karşıma normal bir animasyon çıktı. Bir diğeri basit bir shitpost'tu. Sadece bir fare dans ediyordu. Son bir tane videoya daha bakayım dediğimde ise Rickrolland'ım. Ah lan, hepimiz yaşadık ama hepimiz yaşadık dostum. Her neyse, bakmayın videolara, bakmayın, gerek yok. Kötü bir şey bulunmuyor ve bunun yanında bu videolar zaten ana sayfamızda çıkmıyor. Ancak arayıp bunları bulabilmek çok ilginç. Başlığın yanında kapak fotoğraflarını detaylı analiz edecek farklı bir sistem eklense bu sorun çözülebilir. Ya da diğer bir fikir olarak bu tarz YouTube'un... Bu çocuğu YouTube'dan arıyorlar değil mi? Yani fikir verdi ya burada. Suzan Vasiç ananı böyle izliyorlar böyle. Anlamayacağı harfler yazıldığında herhangi bir sonuç vermese bu sorun ortadan kalkabilir. Yani lan nasıl yazayım? Harfi yazamıyorum ki. Ancak YouTube yetkilileri bunu neden yapmıyorlar veya yapmıyorlarsa bir sebebi var mı gerçekten merak ediyorum. Büyük eğer ihtimal vardır. Sebebi varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Mesela YouTube'da bulunan diğer bir şey ise videonun URL'sinde bulunan watch kelimesinin H harfini kaldırınca sizi korkutucu videolara yönlendirmesiydi. Şu an bunu denemek istiyorsanız yapamazsınız. Çünkü birkaç ay önce YouTube yeni arayüze geçti ve bu güncellemeyle beraber kanal ve video URL'leri de değişti. Şu an bunu yapmaya çalışırsanız bu sayfaya ulaşılamıyor hatasını alırsınız. Yani YouTube da bu durumun farkındaymış ve bu güncellemeyle beraber bu sorunu ortadan kaldırmış. Kim bilir, belki ben bu videoyu yayınladıktan sonra... Şu harf. Sonra az önce anlattığım tarzdaki şeyleri çözecek bir güncelleme yayınlayacaklardır. Diğer bir konu ise YouTube'u kullanan küçük çocuklarla alakalı. Tabii ki onlar için YouTube Kids... Sizden bahsediyor bu arada chat. YouTube Kids, YouTube tarafından geliştirilen çocuklar için video uygulamasıdır. İçerik seçimlerini, ebeveyn denetim özelliklerini ve 13 yaşın altındaki çocuklar için uygunsuz olarak kabul edilen videoların filtrelenmesi özelliklerine sahiptir. Ve biliyorsunuz çocuklar YouTube'da video seçimi yaparken daha çok kapak fotoğraflarında dikkatlerini çeken videolara tıklıyor. Ve küçük çocukların izlediği kötü videolar onların gelişimlerini negatif yönde etkileyebilir. O yüzden YouTube Kids üzerindeki denetimlerin... Ya bence bu... Sorumluluk YouTube'da mı abi? Bunu da tartışırım şimdi ben. Bunun sorumluluğu YouTube'da mı? Ebeveynlerde mi? Yani sen çocuğunun ne izlediğini, ne yaptığına bakmıyorsan sende bir sıkıntı var demek yani. Bence. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Ebeveynler de bence de. Ya o sorumluluk sana ait abi. Normal YouTube'a Çünkü YouTube Kids'te de böyle iğrenç şeyler dönüyor. Bu sefer mesela YouTube Kids şey yapıyorsun. Çocuklara özel mesela pedofili biri geliyor izliyor abi. Anladın mı? İğrenç şeyler var. İğrenç kanallar var. Aslında daha fazla olması gerekiyor. Çünkü küçük yaştaki bir çocuk... Monetize edeceksin bir şekilde ya. Çocuk ne izlediğini bilmeden yaşı için uygun olmayan videoları sırf kapak fotoğrafı dikkat çekici diye tıklayabilir. Ve böyle bir şey zaten yaşanıyor. Ya Elsa Gate olaylarını hatırlayın abi, çok kötüydü. Yani kısacası YouTube Kids videoları filtrelese de aslında hiç masum değil. Videonun başında anlattığım korkutucu görsellerin çocuk videoları tarzında olduğunu düşünsenize. İşte bazı çocuk kanalları tam olarak bunu yapıyordu. Ürkütücü ve rahatsız edici çocuk videoları bazen gerçek hayattaki korku öğeleriyle birleşiyordu. Bazen de küçük çocuklar için uygun olmayan sahneleri içeriyordu. Daha da kötüsü
Açıkçası bu videolar çocuklar için güvenli bir alan olduğu düşünülen YouTube Kids'te bulunuyordu. Bu videoların neredeyse tamamı 2017'de YouTube tarafından kontrol altına alındı. Ancak YouTube bu konuda ne kadar önlem alsa da hala bu yasağı delerek video paylaşan kanallar bulunuyor. O yüzden etrafınızda bu tarz içerik tüketen birisi varsa bu küçük kardeşiniz veya çocuğunuz olabilir, daha seçici davranmanız gerekiyor. Yani içerik üretim... Abi küçük kardeşiniz falan varsa beni izletin ya da Enes Batur'u falan izletin, anladın mı? Küfür yok, bir şey yok. İzletin. Yani onlara okeyleyin. Siz belirleyin yani. Bir şey izlerken falan sorun, bakın ne yapmış, geçmişe bakın, YouTube'da izleme geçmişi var, bilmem ne var. Ürettiğim platformda bu tarz ürpertici şeylerin bulunması çok garip geliyor. Tabii ki YouTube'un bende küfür yok. Yer yer aktif bir şekilde önlem aldığını da görebiliyoruz. Yani en azından önceki attığım Minecraft'ın karanlık yüzü videosundaki gibi saçma sapan ilgilenmeme durumu yok. O videoda da kayıp sürümler, illegal hesaplar, Minecraft'ın en büyük gizemi gibi şeyler var. İzlemek istersen ekrana çıkan videoya tıklayabilirsin. Şimdiden iyi seyirler. Güzel, temiz, kısa, abartısız, şovsuz bir video olmuş. Beğendim ben. Beğendim. Güzel, temiz video olmuş abi. Bilgiye girdik, aldık. Yeter. Yeter. Bir tane daha var.